Alanya. Ellerde bir 15-20 dakikamız kaldı. Geldiler mi acaba? Bizim Ahmet'i bir arayayım ben. Sen Ahmet'i bir ara. Alo. Ha, Ahmet ne yaptınız? Biz vardık yani bir 10 dakika 15 dakikalık yolumuz var. Denize giriliyor muymuş onu da sorsana. Bak deniz sakat diyor ya, çarpar diyor adamı. Tamam sen bize bir konum at. Diğer arkadaşlar da geldi. Sen bize bir short da ayarla ya, 2 tane. Yok bizim yanımızda. 10 dakika yoruluyoruz, konumu bekliyorum. Hadi Allah'a emanet. Hava birazcık kapalı ama. Ne yapalım şimdi çocuklarla buluştuktan sonra? Onlara mı bırakalım komple organizasyonu? Onlara bırakalım. Bak. Akşama doğru yola devam ederiz. Olmadı. Hava oynarız. Bizim liderlik oyunda oynarız. Gene yenilmeye hazır mısın? Her zaman her zaman. Yenile yenile büyüyen bir zafer vardır bizim içimizde. Abi. Bir de bir mangal yaksak. Yer misin beyaz et Ahmet? Her türlü gömer ya. Görmüyor musun? Ödenim kestik demiyoruz mu? Sana dürüm. Zurna böyle büyük olanlar da var ya. Güzel oluyor. Ankara'da da Konya'da da giriyor abi, havuza. Denize genelde turistler giriyor ya. Niye? Abi bizimkiler daha çok tarla da abi. Akşamleyin ateş mateş. He? Sahilde ateş falan. Mangal. Harbi abi. Mangala geliyor, mangalda kim ulaşacak? Akşam bir rüzgar eserse sıkıntı. Abi burada ıssınır elli ha. Bir yandan cezayı basması veriyor. Zaten 50'yi geçmiyor rahat ol. Ne yapacağız şimdi bugün? Misafiriz ayallı artık abi, bugün. Ayallı. Abi misafiriz. Ayallı. Aynen. Siz de misafir el üstünde abi. Aynen. Misafir demeyelim işte, siz de evin sahibi sayılırsınız. Abi o misafiriz biz. Misafirliği kabul ediyoruz. Ev sahibi olunca iş çığırından çıkıyor. Kesinlikle biz misafiriz. Abi biz de misafir sayılırız. Ben bugün sizi buraya alan ya bizim yanımızda aradığınızı efsane etkinlikler yaparaktan göstereceğim abi geldiğinizi. Hadi, hadi bakalım telefonda o kadar abarttın. Alanya şöyle iyi böyle iyi. Göreceğiz. Sen bunları boş ver. Seni yaylaya götüreceğiz biz. Evet. Götürsek var ya o zaman görecek. Bizim emekler çıkar mı oraya? Oraya çıkmaz abi. Ona ayarlar. Nasıl ayarlayacağız oğlum? İtekleyeceğiz mi? Abi. Arkadan abi deneme zamanında arabam varmış. Adam yürüyerek çıkıyormuş. Adam eşeklerle çıkıyormuş abi. Eşek var mı? Eşek var mı? Kaldım eşek mı? Deyince dün yolda gelirken önümüze atlayıverdi bir sürü. Abi biz var ya Allah korudu bizi ya. Çağır abi. İnanmıyorlardı ya. Çağır abi denize giriyorlar. Çağır abi. Biz Ankara'da Aksaray'da doğalgaz yakıyoruz. İstanbul'da adamlar denize giriyor. Çağır abi. Valla hayat burada. Abi işte böyle. Abi biz de bazen kar yağmasını istiyoruz abi. Harbi abi ya. Tamam işte kışın arada siz gelin, arada biz gelelim. Karı özlediğinizde. O arada biz doğru mu gidiyoruz? Doğru. Ama burada abi 50'den fazla gidebilirsin. Güveylanı biraz zorluyor. Dinle, motoru dinle. Abi araba bozulmasın burada. Bize çok ses gelmiyor da. Dışarı geçeceğiz. Böyle bakacağım. Daha iyi dinleyin de sana. Abi bir şey soracağım. Sor. Van Gölü canavarı dedikleri gördün mü? Kendisi abi. Ay, Van Gölü canavarı karşına böyle. İzzat geldi. Relax. Ahmet Yılar. Fatma Zülkoğlu imaj sesini okuyorum. Ben de 11. sınıf öğrencisiyim. Hemen arkandaki abim boş işim yapıyor. Yok abi insanlar boş ya boş insanlar kalkasın. Şey diyor abi. Dur çekiliyor şu anda. Ben çekim yapıyorum diyor. Böyle işte dalgasına. Ben çekim yapıyorum diyor.
Burası kuş sizin meslektaş. Benim eski işim daha bu traktörle bıraktım. Lan oğlum sen kaç yaşındasın? Valla abi bak. Bu nasıl bir hayat? 5-16 yaşındayım, 12 yaşındayım. 83'te misin sen? Abi 16 yaşındayım ben, 12 yaşımda fotoğrafçılık yapmaya başlamıştım. İşte geçen sene bıraktım. Yani 3 sene falan yaptım yani. Ama İşte benim yanımda çalıştım. Profesyoneldi mi de? İşte benim yanımda. 2 hepsi. Askeri ilgili sıkıntılar var mı? Mutlu yani. Garantimiz Allah işte. Abi amel ne de? Polisler de izliyor yani. Polisler de izliyor. Sen yolda gelirken motor falan diyordun bir de. Yok abi. Yok abi onları buraya taşınıyorum. Şu tarafa bakarak bir anladın diye. Abi yaylada binmek için o ya. Yaylada binmek için ya. Merkeze taşındım. Merkeze de tekrar benim öğretmenim oldu. Dedim yeter ya. Benim gittiğim merkezinde gidelim. Seni hocada sıkıntı var. Bizi bir salıyor. Bektik. Allah razı olsun gerçi hocalarımıza. Allah razı olsun hocam iyi. Süleyman Mavi hocama. Süleyman Mavi hocam. Hangi kamera abi? Eğer izliyorsan. Bu kameradaymışız. Süleyman Mavi hocam sizlere saygı ve selamlarımı iletiyorum. Rahmetli olduysa da şu kameraya doğru. Yok sağ ol. Şimdi abi bir dakika, aslında temel konuya geliyorum. Nasıl beğendiniz mi? Daha başlamadık işte aklımızda küçük. Yemekte ne var? Görmedik ki. Abi bir dakika. Yemekte ne var? Onlar söyle abi yemekte. Harbi yemekte ne var beyler? Sürpriz. 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 Abi sen niye hep beni gömüyorsun? Abi gömmüyorum. Burdan abi. Cebine bak bakayım, onun cebine ne kadar sıkıştırmışım. Ondan dolayı senin üzerine oynuyor birazcık. Sen ne sıkıştırsaydın aslanın keserin ağzını. Al abi ya. Abi cüzdan yırtık abi ya. Çek abi ya. Çek kardeşim. Ya bırak abi bir tarafa aç. Abi bizi beğenmezler çekmeyin. Abi bir tarafa aç sen. O zaman dur reisi izle. Çalacak para. Cüzdan bile yok. Ay şurayı alacaksan lütfen şeftalili alın. Mango filan almayın ya. Abi klişeyi bir dakika. Abi, burada ev sahibiyiz, ortaklaşayız. Evet. Şöyle söyleyeyim. Hadi gene siz benden 5'lik çıkışırıyorsunuz. Bayağı alırız bunu. Hadi gene. Benzin parası. O para giderken kayboluyor zaten. İşte bu ya. İşte bu ya. Abi bende aklı var, sıkıntı olur mu? Öyle olsun parası. Sıkıntı olmaz. Ben seni o da öğrenci belgesi. Öğrenci kartı var abi, onu da atalım. Abi kapara falan. Belki paraydı ne olur. Kimlik o şimdi marketi falan satın almaya kalkarız. O kimlikli o kasi değil. Burada bak arkadan ne verdi o? Bir mal mı ya? Abi 1.75 falan vardı içinde. Demir taşla da. Şöyle abi. 1.75 falan vardı içinde. Göstermesin abi. Garibanlık. Abi ne kadar? Abi şöyle bir öğrenci kartı. Ne kadar var? Öğrenci kartı. Oğlum öğrenci kartının işe yaramaz burada oğlum. Furkan abi siz buraları ayarlayın, biz gidip alalım bir şeyler. Abi şöyle. Bir şey değil Ahmet, yabancı kim kimi diyorsun? Abi sen ben Muhammed yazsın. Hayır, artık. Kimin babası en iyisi o yazsın. Ha Muhammed yazsın, yazsın gel. Muhammed yazsın. Muhammed yazsın gel. Sahibi. Abi. Ben arabayı şöyle çekeyim. Arabada şeyler falan var. Sandalyeler masalar. Alalım abi. Geliyor, geliyor. Gel. Bırak, bırak, öldür sen. Yoruldum ya. Almak iyi. Abi zaten. Ne kadar üstünü vereceksin ona göre. Sen ne kadarını verdin? Sen onu üstüne ben cebime bakayım. Sen ne kadar üstünü verdin? Bizde yalan olmaz kardeş. Abi sende ne kadar? Ben ne yapacaksın? Benim ama abi verirken dedi ki bu parayı... Şuraya bir çay yazdırayım. Ne dedi parayı verirken? Bu parayı vermem açıkçası veremez. Kim dedi? Abi. O onun haddine ne? Biz maneviyat olarak görürüz onu. Ben ilahiyatçı bakıyorum. Maneviyat olarak. O ne yapıyor? Ne dolanıyor kamerada? Oğlum bak. Abi bizim bir büyü işi var. Sen beni gömmeme, sen o işi halleder. Sen beni gömmeme işini bırak tamam mı? Ayarlayalım. Tamam abi onu ayarlayalım. Hiç çalışmıyorsun abi. Hocam gene gidiyor. Bak. İyi mi abi böyle? 5 dakika diye gittik, 15-20 dakikadır yürüyoruz ya. Abi ne bileyim senin mihvardarın sıkıntılı. Ömer seni o cebine boş abi. Gel. Ömer bu tarafı niye çekmediniz? Dün Ahmet abi aradı, ilk başta bakmadım numarası kayıtlı değilmiş, 4-5 defa aradı. Bir vlog tarzı bir şey çekeceğiz dedi. Ben de tamam dedim, güzel olur dedim ama ben yurtta çekeceğiz biliyordum. Bir anda her şey çok güzel oldu, sahil kenarına geldik, güzel hava aldık, güzel. Nasıl desem? Ya abi yeni arkadaşlıklar ediniyorum, her yıl yeni arkadaşlarımız aramıza katılıyor. Öyle, güzel oluyor. Ben dolayı böyle yapmıştım. Hocam bizde misafir öyle yapması lazım ama ya. Para mı? Niye? Sen daha çok yorum ha. Bak seninle anlaştık ama bak. Bak seninle anlaştık. Bu arada. Gençler bizim markete gittiğimiz sayfanın bir haberi yoktu. Biz markete giderken Furkan abimiz kardeşimize belli bir miktar ücret ödemiş herhalde. Evet değil artık. Abi. Bir anlaşma yok. Maneviyattan anlaştık. Benim üzerime oynayacakmış. Öyle anlaşmışlar. Hayır dualarda birleşmiş kardeşimiz. Ama işe yaramamış de. Bak. Kiminin parası kiminin hayırı. Ama her türlü beni gömüyor. Tamam mı? Abi öyle değil. Abi bak
Yani iki tarafı önemli yani. Dolandırıcı bu ya. Ya bana daha çok Şaret abi. Bana Şaret daha çok abi. Bir de doğruları söylüyor ya. Yalan yok ki. Yani. Yani şimdi. Yalan olsa anlarım. Gömmek biraz daha mübalağa oluyor ama ben direkt doğruyu söylüyorum abi, abartmadan. Tabii ama doğruyu söylerken de aynı zamanda gömüyor. Çağır abi, elindeki oyun ne abi? Bu tabu arkadaşlar. Tabuyu bilmiyor. Tabu dedin, içim acıdı. Bu tabu, bunları yapan Furkan abiniz. Gençler, tabu o kadar uğraştı Furkan abiniz. Çevirelim mi bir tabu? Abi çevirelim. Furkan abi yaptıysa içerikler yemeklerle ilgilidir şimdi. Tamam, bildiğimiz konular işte. İki gruba ayrılalım istiyorsanız. Tamam abi. Bir Furkan abinizin grubu. Şöyle bir şey. Aynen. Abi Furkan abi. Furkan abi yapmış, ne de olsa bilir. Hatan olmasın. Hazır mısın? Başla. Hakem. Kes abi. Gösterme Semih'i. Yok, göstermedim ya. Bunlara göstermedim ben. Sana gösteriyorum. Yasaklı kelimeleri tamam. Gördün mü? 1, 2, 3. Başla. Alanya'nın neyi meşhur? Muz, portakal. Muz. Muz nerede yetişir? Adam bahçede. Adam. Bahçenin şey oluyor ya hani. Bağ. Sera. Kuşu memesi için. Ne? Sera. Bildik. Bu biraz yabancı kelime yani Arap kültürüne. Siz alışkınsınız tamam. Aslında. Tamam. İki taraf abi. Bir yerden bir yere. Göç, hicret. Göç, hicret. İki yer. Nerede mi? 1453'te ne oldu? Fethi. Kim fethetti? İstanbul Fatih Sultan Mehmet. Mehmet. Fatih Sultan Mehmet'in diğer adı ne? Yani Fatih İstanbul'u fethetmeden önceki adı? Mehmet. Mehmet. Kaçıncı Mehmet? Üçüncü Mehmet. Dört. İkinci Mehmet. Birinci sen Mehmet oldun. Bey. Dördüncü Mehmet değil miyiz birader ya? Üç değil mi abi? Şimdi, onu bildik geçtik. Şimdi, pas. Söyle abi ya. Tamam ya. Abi bir şey yapmayın ya. Direkt geçin. Şimdi, ben Almanya'ya gidiyorum. Almanya'ya gittiğim için ne gerekir? Para. Pasaport. Pasaport. Pasaporta Almanya bana izin vermesi için giriş yapabilmem için. Bize, damga. Başkanım 3 oldu. Mücahit'in mazotu. İman, çay, sigara. Bir de... Ne dedin? Çay, sigara. Sigara çay. Yok, çay. 5 saniye. Biz ya, 18 yaşına gelince ne oluruz? Erkek. Adam. Ne? Reşit. Birey. Reşit. Birey. Birey ne olur? Bitti. Neymiş abi o? 5 tane. Bir... Abi ne alakası var? Bir dakika. Bunları bildim. İşte ne alakası var şimdi özgürlükle şeyi? 18'e girince. 18 yaşına girince insanlar özgür olur. Aileden bağımsız olur. Ya. Reşit olur işte. Lan reşitliğe bir reşit özgürlük. 5 tane mi bildik? Yasaklı kelime ne var abi? 5 tane ver sayayım neyiz. 5'in de. Çayı bildiniz. Vizeyi bildiniz. Hakikati. Pas ettik. Evet. Hakikati abi doğru mu oraya desem bilirdim ya. Yazıyor orada yasaklı kelime. İkinci Mehmet'i bildiniz. Evet. O kadar evet. Hicret'i bildiniz. Evet. Sera'yı bildiniz. Bu kadar. 5 mi oldu? 5. Bu kadar. 5-5. Kısa gün kaldı. Ya ne çekiyorsun? Çok eğlenceli. Benim hiç arkadaşım yoktu. Geldim bunları bir sürü arkadaş edindim. Güzel oldu. En çok eğlenceli olan hangisiydi ya? Oyunun adını unuttum abi. Ha tabu. Tabuydu abi en sevdiğim. Yine gelirim abi. Çok sevdim. 1, 2, 3. Abi gülme. Abi kesin çıkıyor dedim. Hamburgerin yanına ne gider? Kola. Patates. Kola. Aynen. Patates. Güzel. Bir dakika sakin. Patatesin üstüne ne dökülür? Ketçap, mayonez. Ketçap. Şimdi koronavirüs var değil mi? Evet. Koronavirüste maske. Biz en çok neye dikkat ediyoruz? Temizlik, maske, mesafe. Hijyen. Hepsi fen lisesinde okuyor. Şimdi biz neyin üzerinde uyuyoruz? Yatak. Tamam. O yatak. Üstüne çarşaf. Çarşafın değişiği. Nevresim. Bizim okulda okuyor. Çok belli. Pas. Pas dedik. Pas bir. Şimdi nasıl anlayacağız? Şimdi bir kavga var diyelim. Tamam mı? Kavgadan girelim. Bu kavganın bu kavgada bir tane bir lider olur böyle direkt öne atılır. Abla dayı. Tamam hayır. Öne atılır direkt böyle ona şey diyoruz. Çok şey bu çocuk ya. Çok bir değişiği. Oradan gidelim, cesurdan gidelim. Bir değişiği. Çok şeyli bir adam ya. Lan. Bak o baştan gidelim. Abi cesurdan farklı. Evet, aklıma gelen şey. Ya bu adam herkes çok, herkes çok şeyli. Cüretkarlı, çok cesur. Abi, lan. Pas çok güzel. Müdahale edelim orada. Pas 2. Ve son bir pas attı. Ya bunu pas geçmeyelim ya. Bunu geçeceğiz.
Oradan devam edeceğiz. 10 saniye kalacak. Sen de git devam edin. Cesur. Bir de öyle başlayan bir şey daha var. Bir kelime daha var. Cesaretli. Cesaretli dedi ama. Hadi ya adam bitti dedi. O zaman heyecanlı sana istedi. Pas dedin, pas dedin. Bas demedik onu ya. Bas dedin abi. Cesur, Furkan ne istedi onu? İki pas yaptı. Cesur'u ek ekle diyeceksin. Cesur'u ekleyeceğiz işte. Aa artı iki pas yapamıyorum ki zaten. Üç pas yapabilirim. Hayır abi, toplamda üç pas abi. Ama kameramanın üstünde koyduğu şeye bakar mısınız ya? Çok efsane değil mi ya? Çalışma şeyleri. Ne zorluklar halinde çalışıyor. Kameramanı alabilir miyiz? İmkanımız var mı? Ne zorluklar halinde çalışıyor ya? O ses çiğ köfte. Sponsor. Kağıt kalem alalım. Yeni bir aktör bulduk. Tak bakayım şimdi. Bizim bu gelen ekibin adı ne? Karavan. Karavan. Ne oldu arkadaşlar? Kim şunu kazandı? Biz kazandık. Yani. Biz kazandık değil mi? Torbaları bu arkadaşların veriyorum. Görevi ne? Etrafı toplamak. Etrafı bir toparlayız, sonra yeni oyuna akşam bakarız. Akşam toplarız kardeş. Yani sağ olsunlar yenildik yani akşama kadar. Etkinliklerde yenildik. İşte cezalarımızı çektik. Çöp topladık. Ya ben kabul etmiyorum ya işte dolaylı yoldan öyle oluyor. Abi burada da çöp var bir tane hemen poşet getirin. Tamam getirin poşet. Aç. Hemen abi. Sığmaz buna bu batlar bu be şunu sığdır abi gel. O zengin gel. Gel. Gel buraya. Buna çöp lazım abi. Bir oyuna daha var mıyız? Başka bir oyun oynuyoruz ama bu sefer tamam mı? Furkan abi sen. Aldın. Anladın mı olayı? Buradaki asıl amaç takım olarak hareket edebilmeyi öğrenmek. Tabii. Bu amaçla ilerliyoruz ve bir liderimiz var. En öndekiler lider. Lidere uyarak ilerleyebiliyor musunuz, ilerleyemiyor musunuz? Bunu göreceğiz. Tamam mı? Buradaki asıl amacımız bu. Bu oyunun da cezası var. Cezayı sonda verileceğiz bu sefer. İlk gelen takım kazanır. Liderlerde olsun kulağınız, tamam mı? 1 2 3 Sağ. 2 Sol. Sağ. Allah'tan başkasına güvenmeyin. Yenilenler hep konuşuyor. Biraz da yenilenleri de şey konuşturalım. Eforsuz yani. Basit bir takıma karşı. Arkadaşlar duyuyoruz mu Furkan abi? Denize batırız. Evet. Ya şimdi çok fazla oluşuyor. Esiyor hava. Oha ben bulamıyorum. Kardeşim. Ben bunu aldım abi. Furkan abi sen kaşındın kusura bakma. 20 tane sınav 20 tane mekik arkadaşlar bu yerde. Şu ayak şeyinde lider falan denildi. İşte lider hani takım oyunu yapacağız. Liderin dediğini uygulamamız lazım falan. Biz herhalde biraz isyancı grup çıktık. Liderin tam tersini yapmaya başladık. Biz de yemedi yani yenildik. 2 3 4 5 6 7 8 9 10! Yeter ya! 10! Furkan abi nerede ya? İşte geldi, şurada dedi, 3 dedin şurukların üzerine atlıyoruz falan yaptı. Adamların üzerine bir atladım. Bir tanesini üzerine atlayınca öbürünü yıktı. Sonra karambol anı baktım benim burayı yırtılmış, elmel yırtılmış falan. Canı sağ olsun ya, ne derim? Abi yazın kaç olmuş yaptıklarına bak ya. Vallahi billahi. Çok büyük ayrı ediyorlar. Arasını istedim ama. Furkan abi ödeyecek söz verdim. Daha fiyat konuşmaz öyle ayrıldı. Ben onunla konuştum ayrı parayı. Ben böyle beklemiyordum hani ben daha sıkıcı geçeceğini zannediyordum. Hani güzel geçti bence. Eğlenceli oldu. Yeni insanlara tanıştık. Benim en çok hoşuma giden şey o. İki gün önceden arkadaşlar aradım. 3-4 kişi yeter herhalde dedim. Karavan ne kadar büyük olabilir ki? Kırmadılar. Kıranlar oldu. Onlara buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu saatten sonra dikkat etsinler. Yani TNA'da çok gezmesinler. Tabu da birbirimizi anlayamıyormuşuz. Onu anladım ben.
Ya ben çok güzel anlattım. Zaten ben 6 tane falan yaptım. Rekor zaten. Bir kişi daha var herhalde 6 tane yapan. İşte yani övmek gibi olmasın da. Oo, yönetmen dinlemek abi bizi. Ben bu şartları hatırlam. Çok güzel bir sohbet muhabbet döndü. Yani bu ortamı istesek de bulamayacağımız ortamlar yaşadık yani. Eğlenceli bir gündü. Abi yemekler harikaydı. Buradan Yaşar Sezen müdürüme sesleniyorum. Allah razı olsun. Yapıyorsunuz bu sporu. Yolunuz açık olsun. Yaptıklarımız için pişman değiliz. Aklımızda hala yapmadıklarımız da başkanım. Derya'ya baktıkça koskocaman dünyanın içinde kendini tek başına sanıyorsun. Bazen en yakının dediğin arkadaşların senin en uzağın oluyor. Ailem dediğin kişiler bazen çatırtılar oluyor ailem içinde. Sonra bir bakıyorsun, koca dünyada, koca evrende yalnız başınasın. Allah sevdiği kullara, kendini tanıtmak istediği kullara yalnız bırakmış.